Üçüncü başlıkta salı cümleleri. Salı cümleler adı üstünde birden çok yüklenme ve birden çok yardımın art arda gerçekleştirdiği belli bir düzen, belli bir hiyerarşi içinde gerçekleştirdiği cümleler. Yani örneğin şu yazarın örneğimizi kalktı, giyindi, okula gitti. Bakın sırayla yapılıyor işler. Önce kalkıyor, yüklendi. Giyiniyor, yüklendi 2. Okula gidiyor, yüklendi 3. Bakın 3 tane eylem var ve ortak ögesi var mı diye bakalım, ortak öge var mı diye. O özne, o kalkıyor, o giyiniyor, bakın o gidiyor. Biz buna ne diyeceğiz? Bağımlı sıralı cümleler bunlar. Bakın bağımlı sıralı cümleler. Bakın bu arada birden çok yüklem var diye bunu yaptık. Buraya dikkat bakın. Birden çok fiilimsi tekrar edilirse bu sıralı cümle olmaz. Örneğin bakın dikkat edin buraya. Bunu kırmızıya yazıyorum. Yazıyorum. Okula gitmek. Bahçede oynamak. İp atlamak istiyordu. Bakın burada tezgah gelmeyeceğiz. Burada tezgah niye geliyor bakın genellikle? Çoğu arkadaşımız şunların yüklem olduğunu düşünüyor. Şunların. Bunlar yüklem diye görüyorsunuz. Bunlar sizlere yapılan işler var ama bunlar yan yargılar. Fiilimsi bunlar. Bu isim fiil, bu isim fiil, bu isim fiil. Nasıl bir cümle yapısına göre? Bu aslında girişik birleşik cümle değil mi? Ne olmuş? Şunların tamamı belirtisi nesli olmuş. Ve yan cümle durumunda değil mi? Dolayısıyla kalan temel cümlenin neyi bu? Belirtisi nesli. Yani bu aslında sıralı cümle değil. Bu girişik birleşik cümle ne der? Bir, iki, üç tane filmisi kullanılmış birleşik cümle olmuş. Bunlar yüklem değil. Buraya dikkat. Bundan sonra gelebilir. Dikkat diyoruz. Burayı siliyorum. Şimdi salı cümleler demek ki birden çok yüklemin, birden çok yargının belli bir düzen içinde, belli bir sıralama, belli bir hiyerarşi içinde gerçekleşen cümleleri biz ne diyoruz? Sıralı cümleler diyoruz. Şimdi sıralı cümlelerde ortak ögeler varsa bağımlı sıralı yoksa bağımlı sıralı cümle diyeceğiz. Örneğin bahar geldi, saydan geldi, çiçekler açtı. Bakın burada geldi yüklem, yüklem 1. Burada açtı yüklem, yüklem 2. Bu bir sıralı cümle. Bakalım ortak ögeleri var mı? Bahar özne. Bahar geldi. Çiçekler açtı. Burada çiçekler özne. Bakın hiç ortak öge yok. Buna ne diyeceğiz? Bağımsız sıralı cümle diyeceğiz buna da. Bağımsız sıralı cümle. Neden öyle? Yine sıralı cümleler ama ortak ögeleri yok. Ortak ögeleri varsa bağımsız sıralı yoksa bağımlı sıralı. Burada özneler ortak diye buna bağımlı sıralı cümle dedik. Bazen başka öğeler de ortak olabilir. Örneğin evet, çamaşırları yıkadı, kuruttu, türedi. Beraber ögeleri bulalım bakalım bunun. Önce yıkıyor, yüklem 1. Kurutuyor, yüklem 2. Ütülüyor, yüklem 3. Yani bak 3 tane sıralı yapılmış işler var. Kim yapıyor bu işleri? O değil mi? O özne. O yıkadı, o kuruttu, o ütüle değil mi? Bakın özneler ortak. Başka neler ortak? Çamaşırları yıkadı nesne değil mi? Çamaşırları yıkadı, çamaşırları kuruttu, çamaşırları ütüle diye bakın nesneleri de ortak. Hem özneleri hem nesneleri ortak bağımlı sıralı bir cümle. Dolayısıyla sıralı cümle olması için mutlaka birden çok yüklem olmalı. Bunlar belli bir düzen, belli bir hiyerarşi, belli bir sıralama içinde gerçekleşmeli. Bunların ortak ögeleri varsa bağımlı sıralı yoksa bağımlı sıralı cümleler diyoruz. Şimdi sonuncuya gelelim.
Evet, şartlı birleşik cümlelerdir. Bu kez arkadaşlar bir tane koşul anlamı var. Bir tane sonuç anlamı var. Bunlar koşu sonuç ilişki cümleler diyebiliriz. Neyse senin en çok ilgilendiğin cümleler burada. Burada cümleme göre bir şey dikkat edeceğiz. Biraz sonra söyleyeceğiz. Örneğin bunu örnek cümlesinden konuşalım. Biraz hızlı yürürse bize yetişecek. Yetişecek yüklen. Evet, kime yetişecek? Bize yetişecek. Dolaylı cümle. Nasıl yetişecek? Biraz hızlı yürürse. Değil mi? Bakın, burası koşu. Bakın, burada ne olmuş? Demin söylemiştik. Burada sonuç. Bakın, bu da koşu anlamı bildiğiniz için buranın tamamını zarf izlemeliyiz. Buraya dikkat. Bakın, cümlen öğeleri bulurken buraya dikkat. Bunu ayırırken, işte yürüse, yüklen, işte biraz hızlı, zarf diye ayırmamalıyız. Koşu sonuç ilişkili cümlelerde koşu anlamı bulun diyelim. Tamamını zarflı izliyoruz. Ve yan cümle oluşuyor burada. Koşu sonuç ilişkili cümlelerde yan cümle temel cümlenin her zaman zarflı olur. Burada olduğu gibi.